Herkese merhaba arkadaşlar. Saça düzleştirici işlemi yapacağız. Saçımız gördüğünüz gibi dalgalı, kıvırcığa yakın bir saç. Şimdi ona ayrıntılı açıklamasını yaparak anlatacağım ben size. Üç elementten oluşuyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü şampuanımız, bunu en son kullanacağız. Bir ve iki numarayı birbirine karıştırarak kullanmamız gerekiyor. Tabii bu işi yapan kuaför arkadaşlarımız falan genellikle bu işi biliyorlar zaten. Ama evde kendi uygulamak isteyen olursa, o yüzden ayrıntılı anlatacağım ki evde kendiniz de bunu uygulayabilirsiniz. Uygulamalı bir şekilde göstereceğiz bunu. Saçta ortalama 20 dakika civarında tutacaksınız. Bizim şu an elimizde düzleştirici olmadığı için biz bunu fönle gerçekleştireceğiz. Evde düzleştiricisi olan yapabilir. Eğer yoksa fönle birlikte de ısıtabilir. Biz şu anda burada bunu fönle ısıtacağız. Arkadaşlar. 1 ve 2 numarayı birbirine karıştırdıktan sonra İyice 2-3 dakika boyunca karışımını sağlamamız gerekiyor. İyice birbirine karışması gerekiyor bu maddenin. Ondan sonra saça uygulamaya başlayacağız. Size tavsiyem 20 dakikadan fazla tutmayın. En fazla 20 dakika. Çünkü 20 dakika sonrasında saçı yakmaya başlıyor. Deriye temas ettirmemeniz gerekiyor. Eğer ettirdiyseniz 20 dakika sonunda deriyi de yakmaya başlıyor. Eğer öyle bir sıkıntı yaşarsanız da ortalama bir hafta falan acısını çekebiliyorsunuz. Arada başınıza gelen bir şey, işin gerçeği. Ben genellikle tek kullanımlık ürünler almaya çalışıyorum. Kişiye özel olmuş oluyor. Özellikle üstünün markasını söyleyip ki reklam gibi olmasın diye. Tek kullanımlık, arkadaşa kullandıktan sonra zaten ürün bitmiş oluyor, çöp oluyor, daha iyi oluyor. Çünkü bu 1 ve 2 numarayı karıştırdıktan sonra ortalama 1 ay süresi olduğu söyleniyor ama bana sorarsanız daha az bir süre. Çünkü 3-5 gün sonra ilk anki özelliğini kaybetmiş oluyor yani. O kadar etkili olmamıyor, biliyor saçta. O yüzden ben de tek kullanımlık kullanıyorum. Hem müşteriler açısından daha kaliteli bir hizmet oluyor. Hem bizim açımızdan daha iyi oluyor. Çünkü kalıcılık özelliğini koruyor. Şimdi öncelikle benim uygulama şeklim şöyle. Saçı nasıl tarıyorsanız bence ona göre sürmelisiniz. Çünkü bu biraz da saçı yönlendirdiğinden dolayı. Şimdi arkadaşımızın saçını mesela yana doğru kullanıyoruz. O yüzden ben bunu yana doğru süreceğim. Ne kadar seri de sürerseniz o kadar da iyi oluyor. Çünkü çok yavaş sürdüğünüzde arka taraf daha çok işlem görüyor. Bu sefer önler daha az oluyor. Saçın uzamasına göre de kimilerinde 3 ay idare ettiğini de gördük. Kimilerinde 5 ay idare ettiğini de gördük. Özellikle bu arkadaşımızın saçı yavaş uzadığı için ortalama 5 ay, 6 aylara kadar düz kaldığına şahit olduk. Olabildiğince diplere inmeden kademeli bir şekilde sürerseniz daha verimli oluyor. Her tarafına sürmüş oluyorsunuz. Bu işlemin sonunda saçı dümdüz göreceksiniz zaten.
Kullanımı daha basit. Daha güzel bir hal alıyor. İlerleyen zamanda hafif bir dalgalanma yapsa bile saç, hafif bir fönle tekrar eski kıvamına kavuşabiliyor. Bununla alakalı birçok marka var. Eğer bizim kullandığımız markayı merak ediyorsanız kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sizi yönlendirme yapabiliriz. Ben kargoyla, yani bu ürün Bursa tarafından geliyor. Bursa tarafından geldiği için telefonla iletişime geçip sipariş veriyorum. 2 gün içinde gönderiyorlar. Kapıya teslim. Kapıda ödemeyle. Gayet sağlam arkadaşlar. Bunu saça sürdükten sonra bir süre şöyle kullandığınız bu tarafa doğru taramanız gerekiyor. Şu ayrım bölgesine de hafiften sürelim. Thank you.
işte gördüğünüz gibi saç şu haliyle bile dümdüz ıslak haliyle. Tabi biz bunu fönleyeceğiz. Sıcak fön yapacağız. Saçları daha sağlam alacağız. Kullandığımız üründe saç yumuşacık oluyor. Bazı farklı markalarda saç çok kalıplaşıyor, sertleşiyor. Ama bu gördüğünüz gibi kullandığımız ürün gayet yumuşak tutuyor saçı. Ben saçımıza çok hafif mat wax sürmeyi tercih ediyorum. Şu kadar. Bu da saçın elektriklenmesini alması için.
İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Saç düzleştirme dediğimiz olay bundan ibaret. Şöyle bir dönüp gösterirsen saçı. Saçımız şu andan itibaren dümdüz. Farklı bilgilerle kanalımıza video atmaya devam edeceğiz. Berber 777 kanalına abone olmayı unutmuyoruz.